Arjantin nasıl yenildi? Abi Arjantin patladı bu ara. Yenilmedi direkt. Zort. Ama inanılmaz. Yani yok oldular. Yani inanılmaz. Arjantin maçı tam bir şeydi. Yani yakın bile değildi bu arada. Yani o kadar iyi oynadı ki. Bilemedim. Çok çok enteresan bir maçtı. İkinci gol zaten şu ana kadar turnuvanın en iyi golü. Yani 3 gün oldu gerçi de. Yani. Ya yani Uhud'u böyle savunmalılar bu herifler. Bayern şampiyon olamaz. Yani öyle gözüküyor bana da, belli de olmaz. Taktik yeteneği yendi. Abi yetenek de yoktu ki. Yani Ulasul devam ediyor ya, devam ediyor. Ya, Arjantin hiç yeteneği varmış gibi oynamadı açıkçası. Ay zaten bir istatistik vardı. Arjantin geçen sezon 7 kere, geçen sezon demişim. Geçen Dünya Kupası'nda toplamda bütün Dünya Kupası'nda 7 kere ofsayda yakalanmış. İlk yarıda 6 kere ofsayda yakalandılar. Tabii efendim. Pardon, 8. Daha da fazla. Messi yetenek. Yo, bence bu arada Messi çok yetenekli. En yetenekli futbolculardan. Ama yani bunu sahaya bu maçta yansıtamadı. Yani özür dilerim ama. LVB Senpai çok şubayı yedince için. Daha doğrusu yansıtamadı değil, yansıttı da. Tek başına yetersiz abi. Arjantin'de tek başına Messi ne yazık ki yetersiz yani. Arjantin değil de Brezilya'da olsaydı şu, bu sene değil, geçmiş senelerde çok daha farklı yani. İkinci, üçüncü Dünya Kupası'nı kaldırıyordu büyük ihtimalle. Coğrafi kadardır. Harbiden ya. Yani. Messi'ye bu lafı yiyeceğimizi hiç düşünmüyorduk ama. Messi İspanya olsa domine ederdi. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Ama yani. Ama maçlar zevkli. Allah için Dünya Kupası maçları zevkli. Yani şey, atmosfer bok gibi ama maçlar zevkli. Yani maçlardan ciddi ciddi keyif alıyorum açıkçası. Her maç şu ana kadar böyle keyifliydi. Ama atmosfer yarak gibi. Bu arada buz gibiymiş stat. Hayvan gibi şey bastıkları için ismi nedir onun? Klimayı bastıkları için millet terlemesin diye. Tam tersi olmuş. Milletin götü donuyormuş. Çok çok ölüm ölüm. Geberiyor herkes. Peki Dünya Kupası'nda abi şey, nasılsınız? Nasıl bakıyorsunuz? Artı 15. Artı 20. Ya ben şey açısından okeyim. Olması gereken şey o bu arada. Ama artı 15 görünce de yoruyor. Ama şey olarak da yani, çünkü çok duruyor maçlar bu aralar. Ondan her maçta bir tane adam sedyeyle kaldırılıyor. Hani o resmen ona döndü. Evet, bence de süre durdurulmalı. Ben de ona katılıyorum da. Yani. Ya evet, gördüm. Arkeyci gördüm. Arkeyci gördüm. Daha geçen gün gördüm. Güzel gözüküyor. Gerçek gibi gözükmüyor. Çıkınca konuşuruz. Yani çok güzel gözüküyor. Hiç öyle çalışabilecek bir his, vibe vermedi. İnanır mısın? Arkeyci'nin yenisini yapıyorlarmış. Arkeyci 2 yapıyorlarmış. Çok güzel gözüküyor. Dur göstereyim, hatta dedik yayında izleyelim. New World'ı beğenmiyor musun? Yo, New World'ı beğeniyorum. Ama New World'ın hala çok eksiği var. Kötü değil ama var. Sovi çok şey, 22 milyarmış canımsın. En iyi abonem, hoş geldin. Aslında Black Mirror'ın New World diyorsun ya, grafikte Black Mirror'a yaklaşamaz. Bu arada sen Black New World'ün grafiklerini hiç full görmemişsin. New World'ün birçok grafiği Black Desert'tan daha iyi. Sen partikül efektlerinden bahsediyorsun da, dediğim gibi full'lü oynayınca New World çok iyi gözüküyor. Yayında anlayabileceğiniz bir şey değil. Bunlar gameplay. Dediğim gibi yani çok güzel gözüküyor. Ama çok yemedim diyesim var.
Ya sikem değil bu arada, en sonunda. Arkadaş küçük bir oyun değil de. Yine de yani çok böyle olacağını düşünmüyorum. Aynen, oynanış o kadar akıcı olmaz. Tam aynısını düşünüyorum. Ya bu arada grafik olarak bence böyle gözükebilir. Grafikte sıkıntı yok. Oynanışta biraz yani oynanış biraz garip. Abi ağlayacak. Hala gömüyor. Vettel olmuş daha Driver of the Day. 156. 156 bile düşük lan. Geldi baba. Çok kötü ya, hayır şey çok enteresan. Liberty Media'nın bütün olayı şov, F1'i şov yapmaları bu arada. Ki F1 şov elinde sonunda. Böyle bir şeyi şov yapamaları büyük bir beceriksizlik. Oh. Oh. Öpmeyeyim mi artık? Oh, öpeyim. Teşekkür ediyorum diyor. Hemen abone olun.